Herkese merhaba inceleme kanalıma hoş geldiniz. Bugün evime Asus'tan kocaman bir paket geldi. O paketin içinden bu kutu çıktı ve bu kutunun içinden de bir şeyler çıkacak tabi. Bunun içinden çıkacak şeyleri birlikte bakalım istedim. O yüzden daha kutuyu açmadım. Ama baya sabırsızım. Baya ağır ve büyük bir kutu. Hiç uzatmadan direkt şunun içindekilere bakalım istiyorum. Bir sırt çantasıyla başladık. Oo, Şu an altındakileri ben gördüm ama siz görmemiş olabilirsiniz açıdan dolayı. Bunun için çok dolu. Neyse sırayı bozmamalıyım sırayla gideceğim. Şimdi Çantayla başlayalım. Şöyle gayet sade görünümlü bir çanta. İçinde şöyle laptop koyabileceğiniz falan bir bölüm var ve baya aslında göründüğünden daha çok şey alabilecek gibi duruyor. Köşesine bir logo koymuşlar. Asus'un 30. yılı diyor. Sanırım 30. yıla özel bir ürün bu. Satılacak mı satılmayacak mı bilmiyorum. Çünkü Asus'tan bazen böyle özel ürünler gelebiliyor. Piyasada satılmayan fakat sadece işte bize falan yollanan. Onlardan olabilir gibi geldi şu an 30. yıl logosunu görünce. Bir de şurada bir fermuar var. Bu ne işe yarıyor? Ha, şu arkadaki fermuardan laptopunuza direkt ulaşabiliyorsunuz. Çantayı açmakla uğraşmadan buradan lazım olduğu zaman çekip alabiliyorsunuz. Güzelmiş. Bunu sevdim. Sonra küçük bir şeylerden mi devam etsek? Büyük bir şeylerden mi devam etsek? Hadi şöyle küçük bir şeyden devam edelim. ROG Strix Arion adında SSD mi bu? Yok SSD değil bu. SSD'leri taşınabilir disk yapmanızı sağlayan bir şey. Baya ağır bu arada. Böyle bir ürünün ağır olmasına şu an şaşırmış durumdayım. İçinde zırhı var. Aa bu değişikmiş. Ürün şu şekilde gözüküyor. Metalden bu arada. Bayağı alüminyum muhtemelen ve bu kadar metalden olmasına rağmen içinde bir de ek zırh var. Bu metalden değilmiş bu arada bu silikon gibi bir şey. İstersek ek olarak bunu da etrafına takabiliyoruz gibi. Bence gerek yok bu zaten fazlasıyla sağlam. İçinden iki tane de kablo çıktı. Biri Type-C'den Type-A'ya biri de Type-C'den Type-C'ye. Bir de şu telefon sim kartlarını açmak için gereken aparattan var burada. İğne gibi bir şey oluyor ya. SSD'yi değiştirmek istediğinizde şurada şöyle yaylı bir sistem yapmışlar. Buradan kapağı aç açılıyor. E bir de M.2 SSD'yi yolladıysanız tadından yenmez derken yollamışlar. Corsair'in Gen 3 480 GB'lık bir M.2 SSD'si var burada. Şu metal kapağı da soğutma olarak düşünmüşler. Normalde M.2 SSD'lere böyle soğutma bloğu falan takabiliyorsunuz ya. Onların arasındaki malzemeden var burada. Yani M.2'nin ısısı direkt şuradaki metale gidecek. Güzel düşünülmüş. Bunu sevdim. Hazırız gibi. Deneyelim mi? Hemen şöyle bir bilgisayarıma takacağım. Şuradaki ROG logosu ve içindeki bir bölüm RGB olarak yanıyor. Hadi bir de hız testi yapalım. Şu an bilgisayar tanımadı bunu o yüzden hız testi yapamıyorum. Büyük ihtimalle içinde M.2 SSD olduğu için disk bölümü olarak falan tanıtmam gerekiyor bunu. Ona sonra bakarız. Çünkü daha çok paketimiz var. Sırada bir tane kulaklığım var. ROG Citrix Go 2.4 modeli. Aa ben bunu geçen sene fuarda test etmemiş miydim? Evet bu o kulaklık. Type-C'li olan. Şöyle bir taşıma kılıfıyla birlikte çıkıyor. İçinde tabii ki kulaklığın kendisi. Bir tane Type-C adaptörü. Bununla cihazı Type-C destekli şeylere bağlayabiliyorsunuz. Hani sadece bilgisayar olarak falan düşünmeyin. Nintendo Switch'e falan da takabiliyorsunuz bunun sayesinde. Bilgisayarınızda Type-C girişi yoksa diye şöyle bir tane çevirici adaptör de koymuşlar. Sonra bir tane mikrofonumuz var. Şöyle takılabilir, çıkartılabilir yapıda. Kulaklık Type-C'den şarj oluyor bu arada. Type-C'den şarj olan her şeye bayılıyorum artık. Mümkünse her şey artık Type-C olsun istiyorum. Ek olarak kablo ile kullanmak isterseniz veya şarj etmek isterseniz bir tane Type-C kablosu normal 3.5 mm jaka takmak isterseniz de 3.5'tan 3.5'a bir kablo çıkıyor. Şarjı var mıdır acaba? Çalışırsa bir tabletle denemek istiyorum. Çalışıyor. Demek ki bilgisayar, Mac, tablet, switch, konsollarda Type-C girişi var mı yenilerinde ya? Belki onlarla da çalışıyor olabilir. USB'den ses aktarımı destekleyen her şeyle çalışıyor diyebiliriz ve ben şu an buna çok mutlu oldum. Kablosuz kulaklığım var artık. Hem de oyuncu kulaklığı. Müzikte de performansı hiç fena değil bu arada ve şeyi çok hoşuma gitti. Aktif gürültü engellemesi var mı bilmiyorum ama bayağı dış gürültüyü engelliyor. Yapay zeka destekli aktif gürültü engellemeli ikili mikrofon sistemi varmış. Yani mikrofon çevredeki gürültüleri almıyor. 25 saate kadar pil ömrü diyor ve 15 dakikalık şarjla 3 saat çalışabiliyormuş. Bu güzel. Bu benim yeni kulaklığım olur. Senin yerin artık burası. Şimdi... Sırada bu bir ajanda gibi gibi değil bu bir ajanda acaba bir özelliği var mı üstü panzot ve çok güzel bir kabartması var içinde çok özel bir şey yok gibi içi bildiğiniz ajanda hatta ajanda da değil deftermiş bu sonra küçük kutumu çeksem büyük kutumu çeksem onu düşünüyorum. Şu ıvır zıvır şeyleri daha çok merak ediyorum açıkçası. Buradan devam edelim. Bu bir atkı mı, havlu mu? Havlu dokusu var ama atkı da olabilir gibi. Bence havlu bu ya. Şey havlusu olabilir böyle sporda falan kullanılan ter havluları oluyor ya. Onları andırıyor biraz. Şöyle boyna asıyorsun terleyince <laughs> falan yapıyorsun ya. Ondan. Ne biçim örnek verdim ben az önce ya. Neyse güzel, hoş. Sonra hadi büyük bir paketten devam edelim. Asus Zenbeam S2. Bu ne? Projeksiyonmuş bu ya. Şöyle minik bir projeksiyon cihazı bu. Kutunun içinde adaptörü var, kumandası var ve bir HDMI kablosu bulunuyor. Acaba şarjı var mıdır? Şarjı varsa bile bu kadar ışığın altında size nasıl göstereceğim bilmiyorum ama. Şöyle altında standı falan var yani duvara yansıtmak isterseniz direkt masa üzerinden yansıtabiliyorsunuz. Bir de açılırsa her şey muhteşem olacak. Aha açıldı. Bunu nereye yansıtabilirim ki şu an? Şu an kocaman bir ekran var şurada gözüküyor mu? Aa otomatik fokus yapıyor. Bu iyiymiş bak. Şu an mesela buraya yansıttım direkt lazerle böyle fokus yaptı. Şu an küçücük ekrandan bununla uğraşmak istemediğimi fark ettim. Daha pratik bir şey geldi aklıma. Cihazın üstünde type-c var. Şimdi size bunu gösterebileceğim boş bir duvar bulmam lazım. Evet bayağı ilginç bir test alanı oluşturdum gibi ama şu an gerçekten başka boş duvarım yok. En geniş boş duvarım şu an burası. Duyduğunuz ses direkt projeksiyon üzerinden geliyor bu arada. Bu tarz cihazları genelde yatak odalarında falan kullanıyorlar. Yatak başlığının direkt üstüne bunu yerleştiriyorlar ve karşı duvarda işte bir şey izlemek için falan kullanıyorlar. Direkt telefondan, tabletten falan da ekran yansıtabildiğiniz için çok pratik, basit bir işte film izleme çözümü oluyor olarak düşünebilirsiniz. Daha bakacak çok kutum olduğu için bunu sonra kurcalarım. Sonra Burada sanırım bir tişörtüm var. Evet şöyle ROG logolu ve arkasında Republic of Gamers yazıyor. Kış geldi ama seneye giyerim. Sonra burada sanırım bir mousepad'im var. Şöyle orta boyutlarda kumaş bir mousepad ve üstünde Türkçe yazıyor şu an ona şaşırdım. Şampiyonların tercihi yazıyor. Türkiye'ye özel bir mousepad mi acaba bu? İlginçmiş bu. Şu en büyük pakete geçmek istiyorum ben şunu baya merak ettim. Üstünde ne olduğu yazmıyor ama şu pil işareti genelde laptopların falan üstünde oluyor. Acaba laptop mu yolladılar? Asus Zen Screen Touch. Dokunmatik bir ekran mı bu? Evet bu bir monitör. Fakat tabletimsi bir monitör. Bu ekran olamaz diye düşünüyorum. Şöyle katlanır yapıda bir kılıf bu. Tabletlerde falan kullanılıyor ya ona benziyor. İçinde Type-C'den Type-C'ye mikro HDMI'dan HDMI'ye bir tane kalem, bir tane Type-C dönüştürücü, ve burada da monitörümüz var. Ekran mı diyeyim, monitör mü diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum ama kendinden bataryalı, stereo hoparlörlü, IPS, 10 noktadan dokunmatik, baya tablet gibi kullanabileceğimiz veya laptopta ikinci ekran olarak kullanabileceğimiz bir şeye benziyor. Şu kılıfı bir deneyelim. Sanırım bunun şarjı yok. Birazcık şarj olduktan sonra buna yine bakarız. Sırada burada bir tane oyuncu farem var. Modeli ROG Citrix Impact 2 Wireless. Yani kablosuz bir mouse. Ve galiba Type-C. Şu an çok mutlu olacağım gibi gelmeye başladı. Vallahi Type-C. Bu kutudan çıkan şeylerden çok mutlu oluyorum. Her şeyin Type-C girişi var. Beni aranızda ilk defa izleyenler varsa şaşıracaktır muhtemelen de. Type-C ile olan her şeye ekstra bir ilgim, ekstra bir sevgim falan var benim. Onu bir açıklayayım. Çünkü hayatımda birden fazla kablo olsun istemiyorum artık. Her şey Type-C olsun istiyorum. Şöyle gayet sade bir tasarımı var çok hafif bir şekilde içini görebiliyorum. Bunu kameraya yansıtmam imkansız muhtemelen. Ama içini görüyorum. Çok az. Şeffafımsı böyle çok siyah cam gibi bir yüzeyi var. Değişik. Şöyle altta USB dangalı var. Şunu bir bilgisayara takayım bakayım. RGB'leri açılınca acaba şey olacak mı? ROG logosu ve scroll tuşunda RGB var. Fakat o dediğim şeffaf yapıyı gösterecek bir RGB'si ışığı bulunmuyor. DPI değiştirme tuşunu vesaire aşağı koymuşlar. Normalde hep şu ortada scroll tuşunun orada olur ya. Bu öyle bir şey yapmamış. Fazlasıyla sade bir böyle klasik mouse tasarımı yapmışlar. Klik istiyatı gayet güzel. Batarya ömrünü falan bulmaya çalışıyorum. Ona hemen bir internetten bakayım. 89 saate kadar pil ömrü varmış. RGB açıkken 48 saate kadarmış. Smart Hop teknolojisi ile de temiz kanala geçiş yapabiliyormuş. Bu güzel. Kablosuz mouse'larda hep bir şey sıkıntısı olur. Etrafta aynı bantta çalışan başka bir cihaz varsa mouse ve tutukluk falan yapar. Onu engellemek için akıllı olarak kanal değiştiriyormuş. Bunu sevdim. İsterseniz tabii ki Type-C ile de kullanabiliyorsunuz. Kablosuz kullanmak zorunda değilsiniz. Bu güzelmiş ya. Basit ve hoş bir mouse olmuş bence. Ama bana çakram yollayın artık Asus ya. Daha geçen sene fuarda dediniz vereceğiz diye. Ben çok çok hoşuma giden bir mouse vardı benim. Geldi mi acaba Türkiye'ye? Türkiye'ye geldiyse kendim alayım bari. Geçen sene yoktu alamamıştım. Sonra burada Zen Drive 8X bu nedir? Taşınabilir diske benzemiyor. Bu bir DVD okuyucu. 2020 yılında mini USB kablo girişli. Micro USB değil, mini USB. Çift USB'ye takılan. Ya o kadar övdüm her şey Type-C muhteşem falan diye. Bu ne? Asus'cum bu ne? Bakayım bunun 2020'de böyle bir şey niye satıyorlar? Bunu çözmem lazım benim. Şu an niye böyle bir şey olduğunu bilmem daha önemli gibi geliyor. M-Disk yazılımlarında bilgileri bin yıla kadar koruma sağlıyor. Fiziksel olarak depolamaya ihtiyacı olan kişiler için fotoğraf vesaire saklamak için düşünülmüş bir şeymiş. Mantıksız da değil aslında ha. Çünkü buluta yedeklediğimiz şeyler kaybolabiliyor. Daha önce öyle birkaç tane kriz yaşandı. Çat diye işte buluttaki dosyaların siliniyor ve bulut sahibi sizden özür diliyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Bir yanlışlık oldu falan filan diye. Fotoğraf saklamak için kullanılabilir. Bak bu çok kötü bir fikir değil. Hatta içine iki tane de DVD koymuşlar. Bunlar DVD mi Blu-ray mi ya? M-Disk. M-Disk DVD'den farklı bir şey mi? Evet farklı bir şeymiş. Isıya neme vesaire dayanıklıymış. Dosyalarınız taşın içinde saklanır diyor. Taş ne ya? Acaba taş plakla manyetik disk teknolojisini mi birleştirmişler? Normal bir DVD'ye benziyor ama M-Disk diye farklı bir şeymiş bu. Ayrıca 50 ve 100 GB'lık versiyonları da varmış Ben bunu kullanırım ya Bir dalga geçer gibi oldum en başta görünce ama Fotoğraf yedeklemek için kullanabilirim sonuçta Fotoğraflarım kenarda güvenli bir şekilde dursun istiyorsam Alırım bunun içine atarım hepsini Ve işte bulutta dosyalarım silindi derdi yok hard diskim bozuldu derdi yok. Çok mantıksız gelmedi. Yani normal bir depolama için çok pratik bir şey değil ama sadece fotoğraflar için bence fazlasıyla mantıklı olabilir gibi geliyor şu an. Ben bunu bir düşüneceğim. Çok kötü bir fikir değil. Daha bir güvende hissetmemi sağlayabilir. Sonra ROG yıkanabilir maske kılıfı. Normal maskenizi buna takarak kullanıyormuşsunuz. Hmm. normal bildiğin standart maskenin üstüne bunu geçiriyoruz ve şekilli çikololu bir şeyimiz olmuş oluyor. Mantığı bu herhalde. Hem de ekstra fazladan bir katman katmış oluyoruz tabi. Yani normal maskenin görünümünü sevmeyenler için düşünülmüş bir şey gibi duruyor. Sırada Asus Vivo Watch SP bir akıllı saat var burada. Daha önce Asus'un herhangi bir akıllı saatini test etmedim. Acaba nasıl? Susu bulmaca gibi o kesin. Şuradan kağıtları mayıtları çektim içinden çıktı. Bulmaca gibi değilmiş. Adamlar orada mantıklı bir şey düşünmüşler. Ben çözememişim sadece. Şöyle yuvarlak bir yapıda fakat tam yuvarlak değil altında bir çizgisi var. Ekran farklı. Bu saatin bir özelliği var kesin. Amoled gibi falan değil bu sanki... Işıkla görüyorum. Hemen buna da kopya çekelim. Bu akıllı saatten çok sağlık takip cihazıymış. Nabız, vücut düzen endeksi, nabız oksijen düzeyi, uyku, aktivite, stres gibi pek çok şeyi takip edebiliyormuş. Dahili GPS'i var, altimetresi var. 14 güne kadar pil ömrü var. Ekranı hakkında bir şey yazmıyor ama. Bu ekran ne ya? Gerçekten ne LCD'ye, ne AMOLED'e, ne E Ink'e hiçbirine benzemiyor bu değişik. Şöyle bir göstermeye çalışayım size de. Kamerada da çok soluk gözüküyor da. Parlaklık ayarı var mı acaba? Şöyle farklı arayüzleri vesaire var. Burada adım sayarımız, uyku takibimiz, alarmlar vesaire pek çok şey var. Tabi telefon uygulamasından da bakabiliyorsunuz bunlara. Saatin üzerinden bakmak zorunda değilsiniz. Ama parlaklık ayarı buldum. Ama parlaklığı arttırsam da ekran gerçekten değişik. Şarjı uzun süre gitsin diye herhalde böyle değişik bir ekran kullandılar diye tahmin ediyorum. Cihazın şarj altı de bir değişik. Şöyle kıstırarak şarj ediyoruz buraya kabloyu takıp. Bu ilginçmiş. Ben bunu daha sonra kurcalarım. Sonra burada bir tane şapkamız var. Çok şapka insanı değilim ama kep dedikleri şapka türünden. Tabii ki üstünde ROG logosu var. Şimdi geriye kaldı iki paket. Birisi çok küçük, birisi büyük. Küçükten devam edelim. En sona büyüğü saklayalım. Yapay zekalı gürültü engelleyicili mikrofon adaptörü. Böyle bir şey mi varmış ya? Bu şöyle bir kablo. Bir ucu Type-C, bir ucu da 3.5 mm dişi jack. Kutun içinden bir tane de Type-C dönüştürmek için adaptör çıkıyor. Yaptığı şey gayet basit. Normal mikrofonunuzu yapay zeka ile kaliteli bir hale getiriyor. Bunu nasıl deneyebilirim şu an bilmiyorum çünkü benim kullandığım cihazların hepsi de Type-C ya da USB ve burası 3.5 mm. Yani bunu deneyebileceğim bir cihazım yok maalesef. Eğer mikrofonunuzda parazit problemi falan varsa böyle bir şeyle basit bir çözüme gidebilirsiniz gibi duruyor. Yani komple mikrofon, kulaklık falan değiştirmek yerine sadece bunu alıp yapay zekanın nimetlerinden faydalanabileceğiniz basit bir aparat. Ben test edemesem de böyle bir şeye ihtiyacınız varsa Google'a yazın zaten mutlaka birileri test etmiştir böyle bir şey diye düşünüyorum. Geldik son paketimize. Hacmen en büyük olan paket bu sanırım. Burada Asus'un Zen Wi-Fi AX Mini Mesh sistemi bulunuyor. Ve bu paketten çıktığına en çok sevindiğim şeylerden bir tanesi bu. Çünkü bir süredir evdeki ağımı Wi-Fi 6'ya geçirmeyi düşünüyordum. Ve bu Wi-Fi 6 destekli. Mesh sisteminin ne işe yaradığını da şöyle kısaca bir özetleyeyim. Şu görmüş olduğunuz kutulardan bir tanesini evdeki Wi-Fi modeminize bağlıyorsunuz ethernet kablosuyla hatta şunu ana ünite bu diye üstüne not düşmüşler bunu ethernet kablosuyla routerınıza ya da modeminize bağlıyorsunuz bunları evin farklı noktalarına koyuyorsunuz ve bütün evin içinde tek bir wifi ağı muhteşem bir şekilde dağılıyor başka nasıl açıklayabilirim bilmiyorum normalde evin farklı bölgelerine wifi yükselticiler koyabiliyorsunuz İşte 2.4'ten bağlıyorsunuz 5'ten bağlıyorsunuz oradan yeni 2.4 ve 5'ler dağıtıyor evin içinde böyle bir dünya Wi-Fi ağı oluşuyor vesaire ya. Bu cihazlarda o olmuyor. Tek bir Wi-Fi ağınız oluyor. Bağlandığınız cihaza göre otomatik olarak 2.4 veya 5 arasında geçiş yapıyor. Ayrıca evin içinde hareket ettiğinizde de Wi-Fi'de kopukluk yaşamıyorsunuz. Yani bundan buna geçerken herhangi bir kopukluk yaşamıyorsunuz. Telefon gibi düşünün. Telefonlar hani bazı stasyonlar arasında geçiş yaparken hiçbir sıkıntı çıkartmıyor ya size. Yeniden bağlanmanız gerekmiyor. Hat düşmüyor vesaire. Yolda gidiyor olsanız bile sırayla bazı istasyonlar arasında geçiş yapabiliyor. Bu da onun Wi-Fi versiyonu. Hangisine yakınsanız otomatik olarak ona bağlanıyorsunuz fakat bu sırada herhangi bir kopukluk yaşamıyorsunuz. Bu şöyle 3 farklı parçadan oluşuyor. Şurada adaptörleri vesaire var. Üçünü de kurmak zorunda değilsiniz bu arada. iki tanesiyle de çalışabiliyor ya da başka bir set daha alıp altılı falan da yapabilirsiniz. 557 metreye kadar kapsama alanı sunuyormuş bu üçlü set. Tabii 557 metreyi böyle çok doğru noktalara yerleştirerek alırsınız. Benim evim 120 küsur metrekare olduğu için bana fazla fazla yetecektir. Kutunun içine her biri için bir tane adaptör koymuşlar ve ethernet kabloları da bulunuyor burada. Ethernet kabloları değilmiş. Sadece bir tane ethernet varmış. Ana modülü dediğim gibi router'ınıza veya modeminize direkt olarak kabloyla bağlamanız gerekiyor. Fakat üstünde başka cihazları bağlayabileceğiniz Ethernet portu daha var. Yani buna kabloyla veriyorsunuz interneti. Kablosuz olarak bununla üst kata çıkarıyorsunuz. Bunda da bir Ethernet girişi var. Bununla da yine Ethernetle bağlanabilirsiniz. Kablolu kablosuz fark etmiyor. Hemen basit bir kurulumla şunu deneyeceğim. Ethernet kablosunu router'ıma bağlıyorum. Fişini takıyorum. Bunlardan da sadece bir tanesini üst kata yerleştireceğim. Kurulumunu direkt telefonumdan Asus router isminde bir uygulamayla yaptım. Gayet basit. Şimdi alt katla teste başlıyorum. Bu katta zaten her türlü tam hızı verecektir. Benim internetim 50 megabit bu arada ve tam hızı da kullanıyorum. Şu an pek çok cihaz bağlı olduğu için birkaç megabit oraya gidiyor olabilir. Yükleme hızında da tam hızımı alıyorum. Şimdi gidelim bir üst kata. Üst katta yatak odama yerleştirdim cihazı. Burada sadece bir kablo bağlı dediğim gibi adaptöre bağlı. Başka hiçbir şey bağlı değil buna. Daha net anlamanız için ana modül şurada çaprazda alt katta kalıyor. Yani yan odanın şu duvarın arkasındaki odanın alt katında kalıyor. Hemen buradan yeni bir test başlatıyorum. Ve birebir aynı hızı aynı Wi-Fi ağıyla ismi hiç değişmeden alabiliyorum. Buradaki modüle bağlı olduğumu da şu uygulamadan anlayabiliyorum direkt. Şu ortadaki ana modül gördüğünüz gibi internete bağlı olan o. Ben üst kattayım. Üst kattaki bu ve şu an tek bir cihaz bağlı. Yani sadece bu telefon bağlı ve onun yanında bir yazıyor. Yani bu kata şu an bir cihaz bağlı. O da bir telefon. Hemen alt kata geçelim bakalım. Değişecek mi? Evet şu an alt katta otomatik olarak ana modüle geçiş yaptı. Hiçbir şeye dokunmadım sadece alt kata indim ve bu modüle geçiş yapmış oldum. Nasıl denen şey? Böyle bir şey. Şimdi denemek isteyip deneyemediğim ne kaldı? Ekran kaldı. Herhalde artık yeteri kadar şarj olmuştur. Hatta ben bunu direkt bilgisayara bağlayayım oradan deneyelim. Şu an bilgisayara ikinci monitör olarak bağladım bunu. Ya bilgisayarınızda ikinci bir monitöre ihtiyacınız varsa gayet pratik tek kablo ile çalıştırabileceğiniz sadece Thunderbolt'u bağlıyorsunuz ve çalışıyor. Öyle bir alet. Şu anda ben HDMI'dan bağladım bu arada çünkü bilgisayarımda tek Thunderbolt çıkışı var ona da ana monitörüm bağlı. Ama Thunderbolt'a bağlarsam hem şarj olup hem görüntü aktarabiliyor. Tek kablo ile işinizi çözebiliyorsunuz. Boşta bir Thunderbolt'unuz yoksa da benim gibi HDMI ile de bağlayabilirsiniz. Uzun süre kullanacaksanız da... Şuraya bir tane Type-C bağlıyorsunuz. Bir taraf dan şarj oluyor. Bir taraftan da görüntü vermeye devam ediyor. Şu an bir kopya çekip geldim. 4 saat batarya ömrü varmış bunun. Yani Type-C'ye bağlamadan 4 saat boyunca kullanabiliyorsunuz. Onun dışında telefon, tablet vesaire de destekliyor. Bazı telefonlarda şey muhabbeti var ya. Type-C'den bağladığınız zaman masaüstü bilgisayar gibi kullanabiliyorsunuz. O tarz şeyleri de destekliyor. Ve dikey kullanılabiliyormuş. Şu şey sayesinde. Onu çözmeye çalışacağım bir de. Bu kılıfla benim yıldızım hiçbir şekilde barışmadı. Çözemiyorum. Ama dikey kullanılabiliyormuş öyle yazıyor. Bunu ben hem ikinci monitör olarak kullanabilirim hem de aklıma şey geldi. Kamera görüntüsünü büyük bir şekilde izlemem gerekirse kameralar da HDMI ile görüntü aktarıyor ya. Onun için de kullanabilirim. Mini HDMI'dan mini HDMI'ye kablo almam lazım öyle bir şey yapmak için ama böyle bir şey olarak da kullanılabilir. Üzerinde iki tane hoparlör olduğunu söylemiştim sanırım. Basit, pratik bir ikinci monitör. Özetle olay bu. Bir de üstünde şöyle bir tripod girişi ya da bir video vida girişi vesaire olsaymış tadından yenmezmiş çünkü şu kılıf dışında sabitleyebileceğiniz hiçbir şey yok. Bilgisayar başına gelmişken şu SSD'yi de ayarlayayım hadi bir de onu göstereyim. Hatta direkt bu monitörden göstereyim. Toplam 28 GB'lık iki tane dosya deniyorum. 330 MB saniye civarı bir hızla aktarım yapıyor. Şu anda bağlı olduğum USB, USB 3.1 sanırım. Zaten daha fazla hız alamıyorum ben bu USB portundan. Ve 3.2'ye takalım bakalım ve şu anda da USB 3.2 ile aktarım yapıyorum. 550 MB civarlarını gördüm. 470 civarlarına da sabitlendi. Acaba bu benim aktarım yapan diskimin hızı mı ya? Öyle bir ihtimal de var şu an. Sanki daha hızlı olmalı gibi geliyor bana. Evet, yani şu an dosyaları daha hızlı bir diske aktardım. Oradan deneyeceğim. 600 megabaytlara çıktık şu anda. Sanırım benim USB'min hızı bu kadar daha fazla çıkmıyor. Çünkü içindeki disk bundan çok daha hızlı. Yani USB'den saniyede 600 megabayt alabiliyor olmak da gayet güzel. Ve Bitirdik. Evet bu videoluk bu kadar da Asus'a bu ürünleri yolladığı için teşekkür ediyorum. İlginizi çeken ürünler varsa açıklama bölümünde linkini bulabilirsiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Ayrıca yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.